Üçbelde Belediyesi'nde 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Yalçın bugün ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Ereğli Müftülüğü Şube Müdürü İzzettin Aşan kıldırdı. Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Cenazeye eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, Gülüş Belediye Başkanı Aydın Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, Meclis Başkanı Faruk Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, DSP Ereğli Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan, merhumun ailesi ve yakınları ve çok sayıda tanıdığı katıldı. Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüş Beldesi'nde Anavatan Partisi'nden merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteğiyle 1989 yılında başkan aday olup seçimleri kazanan ve beldede 10 yıl belediye başkanlığı yapan İbrahim Yalçın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Gülüş eski belediye başkanı İbrahim Yalçın'ın cenaze törenine katılım oldukça fazlaydı. Ankara'dan cenaze için gelen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan da Yalçın'ı son yolculuğunda uğurlayanlar arasındaydı. RT Televizyon ailesi olarak Gülüş'ün eski belediye başkanı İbrahim Yalçın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileriz. Ereğli'de köprüden dereye uçan kamyonetteki sürücü ve arkadaşı yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir korkulukları parçalayan kamyonet kullanılmaz hale geldi. Kaza gece saat 00 sıralarında Balı Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Balı Mahallesi'ne giden ET idaresindeki 67TV664 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü ET, demir korkulukları parçalayarak 5 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Hurdaya dönen kamyonetten kendi imkanları ile çıktığı öğrenilen ET ile OT, yoldan geçen sürücüler tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ve asayiş ekipleri, araç içerisinde başka birisinin olup olmadığını kontrol etti. Gerekli tutanakları hazırlayan ekipler, kazada kullanılmaz hale gelen kamyoneti alması için çekiciye haber verdi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan, ehliyetsiz olduğu öğrenilen ET ve arkadaşı OT'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili tahkikatı sürdürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Özdemir, beraberinde ilçe başkanı Talat Şeker ve parti yöneticileriyle birlikte Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Özdemir, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler öncesinde ziyaretleri Ereğli'nin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan başlamak istediklerini belirterek şunları ifade etti. Bu ziyaretlerimizi de Ereğli'nin en önemli sivil önemli kurumu Ticaret ve Sanayi başlamak istedik. Bu vesileyle de bizlere sattı kazanan adresine ayrıca teşekkür ediyorum. Malumunuz başkanım, Ereğli'de bulunduğu ekonomik sıkıntı var. Bunu yaşayan, bunu görenler sizlersiniz. Bizler Ereğli'deki bu ekonomik sıkıntının aşılabilmesi yolunda neler yapabiliriz? Rakip nasıl fikir açıverişinde bulunabiliriz? Hem bunlar için sizlerle ziyaret ettik. Hem seçim programlamasıyla alakalı ticaret sanatasının bizlere bir tavsiyesi var mı, bir talebi var mı? Bunları hem kamuoyunda dinlendirelim, hem kamuoyunda ağır ağır yer edelim şeklinde sizleri ziyaret ettik. Bizler Mevlam nasip ederse, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Karadeniz Belediyesi'ni aldığımız zaman nasıl bu ülkenin yönetiminde Cumhurbaşkanı haftalık olarak belli kurumlarla ziyaret ve görüşmeler yapıyorsa, biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize göre en önemli kurumun ticaret sırasıyla haftalık bir sohbet ve fikir alışverişi toplantısı yaptığını mutlaka ve mutlaka elzem buluyoruz. Bu konuda ticaret sonrasıyla gerek istişareler yapmak istiyoruz. Malumunuz Karadeniz Ereğli'de son 4-5 yıldır ciddi bir problem var.
Bunun yanı sıra kurumlar arası bir kavga söz konusu. Bugün baktığınız zaman hükümet yetkilileriyle, belediyenin, belediye ile ticaret sonrasının odayla çeşitli kurumlara bir takım sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılara ve kavga ortamına baktığınız zaman bu sadece ve sadece kavga edenlere fayda sağlıyor. Bizler artık sözde değil, gerçekten genelinin barış ve dostluk yapılmasını istiyoruz. Ve bu bağlamda bizler üstümüze düşen vazifeyi yapmak istiyoruz. Karadenizlere ile gerçekten barışı sağlayacak, kurumlar arası diyaloğu sağlayacak bir yapı istiyoruz. Her şeyden önce huzur istiyoruz. Daha sonra huzur sağladıktan sonra Karadenizlere ilinin önemli sosyal toplum örgütlerine bir araya gelerek genelinin ekonomisini, sosyal hayatını nasıl canlandırırız? Bunların fikir alışverişini birlikte yapmak istiyoruz başkanım. Malumunuz kavga ortamında çözüm üretmek çok zordur. Öncelikli olarak huzur sağlamaktır. Huzur sağladıktan sonra da bunların yapabileceği kanaatini gösterir başkanım. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Özdemir'e girmiş olduğu belediye başkan adaylığı yolunda başarılar diledi. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, muvaffak etsin. Bu bir demokratik yarış, demokrasi yarışı. Ve bütün bu yarışları her 5 senede bir yaşıyoruz. İnşallah şimdi de topluma, insanlığa, ereğimize hayırlı olsun diyorum. Dediğim gibi huzurlu barış içerisinde bir seçim dönemi geçmesini diliyorum ben de. Ama şimdi burada belki yanlış bilgilendirme de olabilir. Bu bizim belediyeyle zaman zaman belki birbirimize söyleşimiz oldu ama daha çok fazla değil, bir hafta önce falan sağ olsun geldi burada. Davetimize icabet etti, öyle yemeydik belediye başkanım. Biz ticaret sanatı olarak bütün kendi milletvekilimiz, belediye başkanımız, bizler acil plan dahilinde, acil ekonomik plan dahilinde bir takım hedeflerimiz var. Yani hedeflerimiz de sizin de anlattığınız gibi Erdemir'in erken özelleşmesinden sonra yaşanan Ereğli'deki bu büyük krizin süratle ortadan kaldırılması için başta küçük esnafımızdan başladık. Zonguldak rektörümüz işte bize veren sınırın artırılması diye bir olarak geldi. Bir takım sözleri var, vaatleri var. Bunlardan bir kısım yerine geldi ama bizden de talepleri vardı istediği. Yemekhane, kantin gibi binalar var. Bunları yaptık, yerine getirdik. İşte bir hafta 10 güne kadar açılışı olur inşallah. Sizleri de bekleriz, zaten davetiye gelir. Burada çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani birlik, beraberlik her şeyin öncesine gelir. Yani şimdi birlik, beraberlik olmadıktan sonra, hele böyle küçük yerlerde kendiniz fikir birliğine varamadıktan sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Belki büyük vilayetlerde bu daha farklı çünkü orada kültürel farklılıklar var, siyasi farklılıklar var ama bizim burada böyle bir farklılığımız yok. Bizim burada kendi kendimizi kurtarmamız şart. Biz kendi kendimizi kurtaramazsak bize gelip de kimse arkadaş biz işte şunu böyle yapalım veya bunu size önerelim diyen ben şimdiye kadar ne duydum ne gördüm. Ben daha önce burada 13 sene yaptım bu başkanlığı. Kimse gelip de bize bırakın onu, biz kendimiz valiliklere gittiğimiz zaman, siyasilere dertlerimizi anlattığımız zaman yine çözüm yolları tıkanmıştır. Neden? Ereğli'de Erdemir var, sen bizden daha fazla bir şey isteme, daha fazla bir şey bekleme denmiştir. E şimdi Erdemir'de gitti. Erdemir gittikten sonra konuşacak hiçbir şeyler olmamaları lazım. Böyle olmasına rağmen yine de bir takım halen siyasilerle olsun, diğer kendi bölgemizde olsun bir takım dengelerle olsun. Sıkıntılar yaşamıyor değiliz ama bu sıkıntıları dediğim gibi aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hoşgörülü davranıyoruz. Hiç kimseyle böyle sertliğe veya gerginliğe girmeden ki zaten bu artık bu saatten sonra bu kavga ekmek kavgasına dönüşmesi lazım. Türkiye'nin en büyük hatası, en büyük yanlışı insanların enerjilerini, bilhassa liderlerin enerjilerini boşa kullandırmaya çalışırlar. Yani bakın görün Türkiye'de işte bütün hep kısır çekişme diyorlar onun adına. Kısır çekişme de ne dersen de ama sonuçta liderlerin ömrü, enerjisi hep basit şeyler için harcanmıştır. Türkiye'nin en büyük yanlışı bu, hatası bu. Enerji çok kıymetli bir şeydir. Enerji zamandan önce gelir. Çünkü güçlü olacaksınız ki, enerjiyi toplayabileceksiniz ki ondan sonra zamana yayıp programlar yapacaksınız. Zaman kıymetli, enerji kıymetli. Zamanı da boş harcıyoruz, enerjiyi boş harcadığımız için. Çok en büyük bana göre yanlışımız bu. İnşallah sizlerle düzelir, sizlerin katkılarıyla düzelir. Hiçbir şey olmasa da bu seçim döneminde yapacağınız katkılar Karadeniz Ereği için bana göre çok büyük faydalar sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum. Onun için tekrar hepinize hayırlı olsun. Allah razı olsun diyorum.
Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Ereğli'de geçtiğimiz gece karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları kapsamında içeriye gelen dalgıçlar gemide inceleme yaptı. Romanya'dan aldığı hurdayı Erdemir Limanı'na boşalttıktan sonra fırtınaya yakalanan ve dalgaların kıyıya sürüklediği Tanzanya bayraklı 2319 gross ton, 3468 deadweight olan 1979 yılı yapımı 120 metre uzunluğundaki Kroto Zanzibar isimli kuru yük gemisi için kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışma kapsamında Ereğli'ye gelen Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik dalgıçları hazırlıklarını tamamladıktan sonra dalış yaptı. Çevre halkının meraklı gözlerle izlediği çalışmalar yaklaşık yarım saat sürdü. Dalgıçlar çalışmalarını tamamladıktan sonra sudan çıktı. Yapılan çalışmada gemide zarar olup olmadığı ve çevreye de zarar verip vermediğini kontrol ettiklerini kaydeden Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik sahibi Birol Velioğlu, geminin altında herhangi bir zarar olmadığını söyledi. Velioğlu açıklamasında şunları ifade etti. Şimdi bölgeye Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik olarak 3 dalgıcı olarak geldik. Amacımız işte gemide çevreye zarar verecek herhangi bir hasarın olup olmadığını, yani yakıtsızlığı veya yağ sıkıntısı benzeri. Gemide herhangi bir hasar yok. Gemi şu an gördüğünüz gibi kıyıya 20 metre mesafede oturmuş durumda. İşte artık bundan sonraki kurtarma çalışmaları ne yönde olacak? Onu artık gemi ajantisi veya armatörü onlar karar verecek. Biz sadece genel sual survey yaptık ve işte gemiyle ilgili son durumları aktarmakla görevliyiz. Zonguldak Ankara Karayolu'nun 10. kilometresi Elvan Pazarcık yol ayrımı mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaç kısmından yola akan toprak ve küçük kaya parçalarının kapladığı yol ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle yolun kenarındaki bariyerler hasar gördü. Karla mücadele kapsamında sahada olan karayolları ve bölge trafik ekipleri iş makineleriyle yolu kısa sürede trafiğe açtı. Karadeniz Ereğli Fotoğraf Sanatı Amatörleri Derneği KEFSAT bu yıl 6.sını düzenlediği Karma Fotoğraf Sergisi'ni açtı. 30 fotoğraf sanatçısının 60 eseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Sergi açılışından sonra açıklamada bulunan KEFSAT Derneği Başkanı Ender Ozan Albayrak şunları ifade etti. Karadeniz Ereğli Fotoğraf Sanatı Amatörleri Derneği 2007 yılından beri geleneksel hale getirdiği fotoğraf sergilerinden bir tanesini bu akşam izleyicisiyle buluşturdu. 15 Aralık'a kadar izlenebilecek sergide 30 fotoğraf sanatçısından 60 fotoğrafı sergilenecek. Sergide DSP Ereğli Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan da vardı. Erdoğan serginin ziyaretçi defterini imzaladı. Sanat bence oldukça iyi durumda, oldukça hareketli. Sergide de emeği geçenlerin eline sağlık. Çok güzel resimler var. Gerçekten. Böyle bir sergi açtıkları için Karma Fotoğraf Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 15 Aralık'a kadar devam edecek. Turkuaz Kültür ve Sanat Derneği 2013 yılının son etkinliğini dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Thank you.
saat süren konserde dernek üyeleri tarafından Türkiye'nin her bölgesinden türküler seslendirildi. Televizyonu ile görüşlerini paylaştı. Evet, bu gibi etkinlikler şehrimizde her zaman olsun istiyoruz. Kış günlerinde, kış gecelerinde rahat, huzurlu, mutlu bir gece, neşeli bir gece geçiriyoruz. Bu gibi etkinliklerin sayısı çok daha fazla olursa Ereğli için daha iyi olur. Ama Ereğli için çok daha iyi olabilecek bir şey de bu gibi etkinliklerin düzenlenecek güzel bir salonun olmasıdır. Geniş, büyük, rahat. Ben bu etkinlikleri yaklaşık 15 yıldır izliyorum. Ama 15 yıldır da aynı salonda izliyoruz, aynı koşullarda izliyoruz. Ereğli çok daha büyük, çok daha iyi bir salonu hak ediyor. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Her şey çok güzel. Çok eğlendik. Emek verdiler. Ben de eski bir üyelerindenim onların. Onları izlemekten zevk duyuyorum. Bu emeklerine saygı duyaraktan onları izlemeye geldim. Çok güzel. Eğleniyoruz. Güzel gidiyor. Turkuaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cihangir Bilgin konser hakkında bilgiler verdi. Merhaba, ben Cihangir Bilgin, Turkuaz Kültür Sanat Derneği Başkanıyım. Turkuaz Kültür Sanat Derneği Halk Müziği Topluluğu olarak konserler veriyoruz. Bu akşam da Atatürk Kültür Merkezi'nde Nostalji Türküler adlı bir konser verdik. Türküleriniz acaba Türkiye'nin... Evet, türkülerimiz Türkiye'nin birçok yöresinden türküler seçtik bu konserde. Zeybek, Trakya, Halay, Azerbaycan ve Karadeniz türküleri, Orta Anadolu türküleri. Böyle bir yerden bir yara türküler sergilemiş olduk. Etkinlikleriniz ne arada? Etkinliklerimiz bizim her iki ayda bir bu tür konserlerimiz oluyor. Artı olarak da önümüzde 24 Ocak Uğur Mumcu'yu anma etkinliğimiz var. Bunun haricinde Nisan ayında Karadeniz konseri yapıyoruz. Karadeniz türkülerinden oluşmuş, sırf Karadeniz türkülerinden oluşmuş bir konserimiz var. Bunun haricinde de yaz konserlerimiz olmakta. Türkü dostlarına buradan selamlamasını istiyoruz. Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İlimizde 7 günlük tahmin edilen hava durumu, çarşamba günü hava yoğun kar yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 2, en düşük hava sıcaklığı -2 derece. Perşembe günü hava kar yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 1, en düşük hava sıcaklığı -4 derece. Cuma günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 2, en düşük hava sıcaklığı -5 derece. Cumartesi günü hava kar yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 5, en düşük hava sıcaklığı -4 derece. Pazar günü hava karla karışık yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 6, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Pazartesi günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 3, en düşük hava sıcaklığı -1 derece. Salı günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 5, en düşük hava sıcaklığı 0 derece.